Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders, İsrail'in baskıcı politikalarına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin rotasını değiştirip tarafsız bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi. Sanders bu çağrıyı New York Times'ta kaleme aldığı "Amerika Orta Doğu'da Yansız Bir Yaklaşımı Desteklemelidir" başlıklı bir makalesinde yaptı. İsrail ile Filistin arasında yaşanan her çatışmada yıllardır İsrail'in meşru müdafaa hakkı söyleminin dillendirildiğini hatırlatan Sanders, peki Filistin halkının hakkı nedir diye sordu. Bu sorun neden hiç sorulmuyor ve neden İsrail ve Filistin'deki şiddeti yalnızca İsrail'e roketler düşerken fark ediyor gibi görünüyoruz? Amerikalı senatör bugünkü çatışmaları başlatanın İsrail olduğunun altını çizdi. Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümü engellemek için yasa dışı yerleşim politikaları peşinde koştuğunu vurguladı. Kudüs'ün mahallesi, Şeyh Cerrah'taki Filistinli aileler zorla yerlerinden edilmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmış yasal sistemde uzun yıllarda tahliye tehdidi altında yaşıyor. Son haftalarda aşırılık yanlısı yerleşimciler onları tahliye etme çabalarını yoğunlaştırdı ve trajik bir şekilde bu tahliyeler daha geniş bir siyasi ve ekonomik baskı sisteminin sadece bir parçasıdır. Amerika'nın İsrail'e her yıl yaklaşık 4 milyar dolar yardımda bulunduğunu hatırlatan Sanders, Netanyahu hükümetinin ırkçı davranışlarını savunmayı artık bırakmak gerektiğini söyledi. Rotamızı değiştirmeliyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrailliler ve Filistinliler için geleceği inşa etmelerine yardım etmede önemli bir rol oynayacağına kuvvetle inanıyorum. Rotamızı değiştirmeli ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuku destekleyen ve güçlendiren tarafsız bir yaklaşım benimsemeliyiz.